Evet arkadaşlar, açıklamalara başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Türkiye'nin bütün bölge ülkeleri için istikrarı tehdit ettiğini söyleyeceğim demiş. Resmen arkadaşlar 3 yaşındaki çocuk sanki annesini ağlıyormuş gibi komik açıklamalarda bulunmuş. Kimlerle uğraştığımızı iyi bilelim. Hoş geldiniz. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'i görüşmek üzere yapacağı toplantı başladı. Toplantı öncesi Yunanistan Dışişleri Bakanı yaramaz çocuk Dendias açıklamalarda bulunmuş. Açıklamaları her ne kadar çok gerçekçi olmasa, komik olsa bile sizlere açıklayacağız. Avrupa Birliği Türkiye'nin yasa dışı hamlelerinin kabul edilemez olduğunu ve son bulması gerektiği mesajını vermeli. Kendisinin gücü yetmiyor, hemen Avrupa Birliği'ne atıyor. Ülkemiz barıştan yana ama egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız. Hadi sıkıysa savunun. Türkiye durumu militarize ediyor. Avrupa Birliği üye ülkeleri daha önce Josep Borrell'e çağrı yapmış ve Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırlamasını istemişti. Birleşmiş Milletler ve NATO olmak üzere bu konuyu her yerde dile getireceğiz. Bakın dikkat ederseniz Yunanistan her zaman işi başkalarına atmaya çalışıyor. Topu başkasına atıyor. Yakar top gibi her zaman kaçıyor. Pompeo'ya Türkiye'nin bütün bölge ülkeleri için istikrarı tehdit ettiğini söyleyeceğim. 3 yaşındaki çocuk sanki annesine şikayet ediyor. Türkiye'nin diyalog çağrıları göstermelik. Türkiye diyalog yerine çatışma istiyor. Diyalog için belli şartlarımız var. Arkadaşlar bu açıklamaları yani komik, bunun neyini yorumlayalım? Adam kendiyle çelişiyor. Evet, bugünkü gelişme bu şekildeydi. Bakalım toplantıdan nasıl bir karar çıkacak. Gerçi toplantı sonucu bizim için çok önemsiz. Avrupa Birliği ne derse desin umurumuzda değil. Türkiye kendi toprağındaki camiyi açmak istediğinde dünyaya derdini anlatıyor. Kendi denizinde sondaj yapacağında dünyaya derdini anlatıyor. Çok güçlü bir devlet olduğumuzu bugün dünyaya göstereceğiz ve yarın çocuklarımız rahat edecek. Türkiye bizim güzel derdimiz. Hoşça kalın.